okeyin en güzel hali 101 Okey Plus sunar. LaSpor'a hoş geldiniz. Maç sonu canlı yayınımız başladı. Spor Toto Süper Lig'de 30. haftanın kapanış mücadelesinde Galatasaray Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti. Biz de stüdyoda sevgili Serkan Korkmaz ve Fedon'la yayınımıza başladık. Ay, Berkan. Ne oldu? Ne oldu bozuldu? John Wick'e seviniyorsun. John Wick'te mutlu Peki oluyorsun. Peki neden Fedon? Bunu da açar mısın abi, izleyenlerimiz belki? Ya yakın verirse sevgili yönetmenimiz anlarsın abi sen de neden Fedon olduğunu. Biraz karardım değil mi Ömer? Biraz karardım. Berkay o yüzden Fedon diyor bana arkadaşlar. Yoksa Fedon değil. Ve üzerindeki sivitin de beyazlığı gözünüzü almasın tabii ki. Beyaz ayarı birazcık zorlayıcı evet, oldu. Yani biraz öyle karardık. Bodrum'daydık. O sebepten dolayı bir Fedon yakıştırması geldi Berkay'dan ama yayını takip edin. Bakalım benim de kontrollerim olmayacak değil. Olacak. Bakalım neler olacak. Hadi hazırlıklıyız bakalım. Yani kontrollerine. Bakacağız. Hatırlatmamızın ardından Galatasaray Yeni Malatyaspor maçını detaylıca konuşmaya başlayacağız. Maç sonu canlı yayınlarımızın sponsoru Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus. Okey'in en güzel hali 101 Okey Plus tekrar ettim. Tabii. Deyince ağzını tuttu abi. Olur böyle şey olur. Baştan alın istiyorsun. Hem arkadaşlarınızla hem milyonlarla hem rekabet hem sohbet edebildiğiniz bir oyun. 101 Okey Plus NAS Spor izleyicilerine özel 20.000 çip hediye ediyor. Videonun açıklamalar kısmındaki linklerden 101 Okey Plus'ı indirip hediye çiplerinizi alabilirsiniz diyoruz. Öne çıkaracağınız unsur ne olur Galatasaray Yeni Malatyaspor maçına? Yani bir an seçecek olsanız hangi anı konuşmak isterdiniz? Bir an seçecek olsam Arda'nın girdiği, Kerem'in çıktığı an ve Kerem'le Torrent'in konuştuğu an. Ne konuştular orada? Biraz bir yanlış anlama var. Belki ben de yanlış anlamış olabilirim. Kerem oyundan çıkmasına sinirlendi şeklinde bir algı var. Twitter'da bu konuşuluyor. Hı hı. Ama benim anladığım saha içindeki bir arkadaşını şikayet ediyordu. Mesela onu merak ettim. Hani bizler haberciyiz. Birkaç gün boyunca da bu konuşulacaktır. Yarın sayfalarda göreceğiz. Belki bize birazdan istihbaratı gelecek. Belki sorulur hocam. Kerem Torrent'le ne konuştu? Benim kafamdaki en büyük soru bu. Ha Galatasaray'a dair konuşacak bin tane şey var. Maçtan enstantane diyorsan yani hiçbir şey yani ilk yarısının kabus gibi geçtiğini. Galatasaray için çok kötü geçti. Yani hakikaten işi bu olan bizler dışında ekran başında çok fazla insan kalmadığını zannediyorum. Evet ben Beknaz'ın girişini özellikle en beğendiğim an. Beknaz çünkü böyle maçlarda oynamalı ve Torrent'in de bu tarz genç oyunculara şans vermesi gelecek adına önemli. Ben Beknaz'ın girişi diyorum belki. Ama? Ama girmedi. Yani gerçekten Arda giriyorsa oyuna bu gençler Dinamo Kiev maçında çıplak gözle izledi. Kadroda da yok galiba. Yok yok yani işin şakası. Yok Moristan da yok. Moristan da yani, yok. Genç oyuncular yok yani Hamza da yok. Ya Beknaz, Hamza. Onları koruyor. Torrent. Evet fazlasıyla. Ya bu tarz maçlarda oynamayacaksa ne zaman oynayacak? Benim için de Arda'nın girişidir. Çünkü artık biz Arda sahaya girmemeli dedikçe Arda sahaya giriyor. Yani Arda'ya zarar veriyor. Bu Galatasaray'a zarar veriyor. Takımın içine tribünlere her şekilde Arda'nın biraz daha aslında korunması gereken kısmın Arda olduğu fikrindeyim. Ya bir seyircimizin hatırlatması var. Maçın anı diyorsak hani sadece futbol maçına odaklanıyorsak ilk yarının Nelson, son saniyesi ben de onu söyleyecektim. Nelson'un çizgiden çıkarttığı top demiş evet, bir evet. izleyicimiz. Evet maçın yani maçın en anı bence de o. Dönüm noktası. Evet. Galatasaray kaybedebilirdi bugün ya. Çok acayip. İkinci yarıda da çok pozisyon verdi. Ya bayağı pozisyona girdi Yeni Malatyaspor. Tabii yani hedefsiz bir takım Yeni Malatyaspor. Yani küme düşmesi kesinleşti matematiksel olarak. Zaten tabii. Çok önce bırakmıştı ligi konuk takım ama Galatasaray'ın da ligi bıraktığını söyleyebilir miyiz Eren abi? Kesinlikle. Barcelona maçı son düdüğüyle beraber aslında lig büyük ölçüde Galatasaray için bu sezon özelinde futbol ligi, Avrupa Ligi dahil, Süper Lig dahil bitti. Yani Barcelona maçına kadar olan süreç ve sonrası önemliydi. Galatasaray bir seçim dönemine giriyor. Yayınımızda onları da konuşacağız. Tabii ki maçı değerlendireceğiz ama bence o kısımlar daha önemli. Galatasaray'ın yakın geleceğine dair neler olacak, neler olabilir, kulislerde neler konuşuluyor, başkan adaylarının projeleri, fikirleri. Fatih Hoca'nın açıklamaları var. Fatih Hoca'nın açıklamaları. Hani gerçekten Galatasaray'ın şu anki mevcut durumu sahadaki durumundan daha önemli. Oyuncular için bu maçları oynamak zor. Özellikle mesela Kerem açısından düşünüyorum. Çok sayıda maç oynadı. Bu sezon belki ligimizde
Avrupa'da da hatta en çok maç oynayan profesyonel futbolculardan bir tanesi. Nelson, Marcao ve Marcao'nun cezası vardı tabii. Evet, onun cezadan dolayı daha az. O da çok oynadı. Nelson ama bayağı oynadı Kerem'in yani Nelson'da. Milli takımı da katacak olursak mesela Nelson sonlara doğru seçilmeye başladı. İlk başta çok da Danimarka milli takımında tercih 20 yaş altında oynuyordu. A takım için hazır değildi. Sonra alındı ama Kerem milli takımı da katarak kupada, işte ligde, efendim Avrupa'da bayağı maç oynadı. O yüzden oynamak zor. Bir de sakatlığı vardı Kerem'in. Onları da atlatıp böyle maçlara konsantre olmak çok zor. Mesela ben olsam Torrent'in yerinde ne Kerem'i ne Arda'yı oynatmam. Yani bu maç özelinde. Bu maç oynatmam. Haftaya belki oynatırsın. Korumak bence öyle olmalı. Ya İsmail çok, ya genç oyunculara çok uygun değil. Bir maçtı değil mi bu yani? Şimdi ben düşünüyorum, genç oyuncuyum. Lig maçında oynamak isterim bu maçta. Bir ilk adımı atmak isterim. Dinamo Kiev maçında evet ama devamı da gelebilir. Seyirci de vardı. Seyirci de istiyor. Ya Rıdvan Ersin Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de Arda, Trabzonspor'da Ahmetcan. Hangi şartlarda nasıl oynadılar ve ne noktaya geldiler? Galatasaray'da da en az bu oyuncular kadar, Arda'yı ayrı tutuyorum, bu oyuncular kadar potansiyel var. Florya zaten tabii, bir fabrika. Tabii. Ama neden yararlanmıyorsunuz bundan? Ve takım bu durumdayken şimdi ne zaman yararlanacaksınız? Ben bu maçta en çok buna takıldım. Arda'nın girişine takıldım. Niye Arda ne katabilir? Kendisine, takıma zarardan başka ne olabilir Arda'nın girişi? Yani gerçekten çok büyük hata. Takım zaten kötü yönetildiği için saha dışı, saha içi, Fatih Terim dönemindeki kadro mühendisliği hatalarına, Torrent'in hataları eklenince takım bu duruma gelmiştir. Bunu aylardır söylüyoruz. Üzerine bir de hala hata yapmaya devam ediliyor. Galatasaray bugün kazandı ama gençleri kazanması gerekirken sadece bir 3 puan kazandı Galatasaray. O 3 puanda pek bir anlamı var mı? Evet, tabii yok. Puan tablosuna baktığımızda yok gibi görünüyor. Var tabii 2.7 yani, milyon lira. Tabii maddi olarak gerçekten tabii var. Yani. Gençlerle de kazanırdı yani. Şu onları anda, yedirerek. Ya şu anda hakikaten o 2.7 milyon liraya dahi ihtiyacı var bütün kulüplerimizin. Bu maçın mesela enteresan şekilde akılda kalıcı bir başka tarafıysa bir tane, ya kimin yazdığını unuttum, keşke not etseydim. Berkan neredeyse futbolu bırakacak, hala gol atamadı. Kaçırdı da bugün. Ya neler kaçırdı? Taylan'la Berkan Taylan da konusunda boş kale kaçırdı. Bir seyircimiz diyor ki Kerem onları şikayet etti. İki tane çok güzel asistini harcadılar diye diyor. Yani sanmıyorum öyle olduğunu. Ben de öyle zannetmiyorum. Ama bir Kerem Gomis probleminden bahsediliyor. Kerem'le Gomis'in paslaşmadığı, Kerem'in Gomis'e pas atmadığı falan böyle iddialar var. Hani senin de kulağına gelmiştir. Evet, maçı izlerken de konuştuk onu. Gomis ile Kerem arasında paslaşmaya dayalı bir uyum olmadığı zaten. Mesela Rodriguez ile Gomis arasında olmuştu o uyum. Soldan getirip Gomis'i bitirdi, çok atak vardı. Tabii. Galatasaray'da Kerem kendisi bitirmek istediği için Gomis'i de ayağına isteyen ve yaşı gereği önüne değil, gerçekten ayağını isteyen. Rodriguez'le oynarken önüne de isteyen pozisyonlar oluyordu. Tabii şimdi artık yaşı gereği direkt ayağını isteyen bir oyuncu. Babel'den zaman zaman onu görüyor. Babel çünkü içeri kat ettiği zaman vermek bugün de vardı. Solla tekrar vuramadı, bir daha çekti. Babel'de o ezber yok. Kerem içeri çektiği zaman istediği açıyı yakalıyor ve kaleye odaklanıyor sadece. Kullandı ayağına çünkü uygun oluyor. Gomis'i görmüyor bile. O görmeme hali Gomis'e rahatsızlık veriyor saha içinde. Bunu defalarca gördük. Bugün de tahminim tabii hocaya sorulacaktır ama belki Gomis'le arasında bir birini şikayet etti gibi geldi bana yani. Ama bakmak bakın lazım. Yanılıyor olabilirim ama hani hayat deneyimimiz. Tamam, dudak okuma uzmanı değiliz ama ihtimaller arası. Yani Torrent biraz daha sakinleştirici modundaydı. Birini gösterip belki de hakemdir diyeceğim ama sanki bir takım arkadaşını şikayet ediyor gibiydi. Evet, orta sahadan gibi geldi bana. Muhakkak ama Gomis de olabilir. Torrent'e de soracaklardır. Ya basın toplantısında, yayıncı kuruluşunun yaptığı maçtan sonra röportajda. Sorulması gerekir. Sorulması gerekir. O zaman bir kısa 30 saniye nefes alalım. Hemen 30 saniye sonra tekrar karşınızda olacağız. Ben de Emre'ysem bu takım kendi evinde fark atar be. Ben de Cihat'sam acele etmelerim. Cihat Akbel. Ya Cihat şimdi çok doğru yere parmak bastı. Fark falan olacak işler değil bunlar. Terat Akın, sen de buradaymışsın abi. Sen buraları bırak, Türkiye Ligi'ne bak kardeşim. Çok net maçlar var bu hafta. Erman Özgür. Neden illa futbol? Bir sürü başka branş var. Merve Toy. Tuttur ne transferler yapmış ya. Çok sevdiğin isimler Yazarlar Kulübü'nde. Sen de Tuttur üyesi ol. Onların yorum ve tahminlerini kaçırma. Evet, Tuttur Yazarlar Kulübü yayına girdi. Evin abinin de orada. Benim yorumlarını... bugün Galatasaray 1 olur diye tahminim çıktı. Çok mutluyum. Yani ama hakikaten. Serkan abi zordu, kabul et bunu yazmak. O ilk yarı izledikten sonra yaptıysan hele o tahmini bayağı zor bir tahmin yani. Ben çünkü ilk yarının son saniyesinde o Lenson çizgiden çıkarttığı top olmasa 1-0'a gelecek maç. İkinci yarıda ne kadar net pozisyonları var.
Ya hatta bir pozisyonda Tettin kendi kendine takılıp düşmesi var. 3'e 2 gidiyordu yeni Malatya orada. Koşarken düştü. O ilk yarıydı. İlk yarıydı. İlk yarıydı o. Dönerken tamam. Koşarken düştü. Takıldı düştü. Ya arkadaşlar Galatasaray hani dünya en saçma tespiti olacak tabii. Hani ligin gelmiş sonu ama. Hani Galatasaray'ı çok uzun ve karanlık bir dönem bekliyor diye endişe ediyorum ben. Şöyle bir cümle. Çünkü bak. Buyurun. Bu takımın yapısal olarak çok ciddi eksikleri var. Kalite eksiği var. Kaç tane transfer lazım Galatasaray'a şu anda? Hiç kimse gitmiyor. Şu 11'e bakıp... Ya şu anda. Yani şu kabaca ya bütün havuzu düşün. 5-6 tane dersin. Çok rahat. Çok rahat. Değil mi? 5-6 tabii, tane. Tabii en az. Peki sen para edecek diye, paraya da ihtiyacın var. Satma ihtimalin olan diyelim Marcao ile Kerem'i elden çıkarttın. İki de oradan ekle şimdi transfere. İki de oradan ekle. Sen 27 milyon euroya bu takımı kurdun. Sana iyi bir takım, şampiyonluğa oynayacak bir takım, Fenerbahçe'nin şu kadrosuyla... Yavaş yavaş gelen, şimdiden yapılanan Beşiktaş'ın şu kadrosuyla, şampiyon olan Trabzon'un mevcut organizasyonuyla mücadele edecek kadroyu kurmak için 150 milyon mu harcayacaksın abi? Hani tamam Kerem'le Marka satılsın, oradan gelen parayla bilmem ne. 27 milyonu bunlara harcadın Evren. 27 milyon bu takıma gitti. Doğru. Ayak içiyle ceza sahası içinden kaleyi tutturamayan adamlara gitti orta sahada. Geri dönüşü de olacaktır ama. Yani şöyle ki... Evren abi bakış açısı şu anda... Borussia'nı 50'ye satacak değil mi Galatasaray? Bir cümlemle tabii yazdım. Galatasaray ilk yarı zorlanacağı maçı ikinci yarı çözecektir cümlemde. İlk yarı işareti alanlar oynamıştır diye belki tahmin ediyorum. Sıfırdan bir. Evet o da tuttu. Siz bana gülün ama olsun. Yok güzel neyse, hakikaten bu önemli. Analiz bunu... zaten hani o yüzden... Analiz. Evet. Yani neyse işin şakası bir tarafa. Ben Serkan abi kısmen katılmakla beraber Galatasaray'ın bu oyuncularının bu sene mesela işte Morutsan hayal kırıklığı, Çıkıldağ 2 var bir yok, hayal kırıklığı sayılır. Nelson ikinci senesinde daha iyi olacaktır ki ilk senesi iyi. Ben ikinci senesinde bu genç oyuncuların doğru organizasyonla tıpkı bu sene Kerem'in parladığı gibi daha iyi hale geleceğini düşünüyorum. Kerem'in yani konuştuğumuz Sorrent'le olan noktasında sanıyorum ki çok farklı bir muhabbet varmış orada. Öyle mi? Evet. Ne diyorlar? Yani arkadaşlar hazırlayınca isterseniz üzerine hoca konuşalım. Hoca Kerem konuştu. Kerem Aktürkoğlu konuştu. Hakem mi şikayet etmiş? Yok yani okuyayım açıklamayı hemen önümde. Fenerbahçe maçta ve maça sakat çıktım. Tam iyileşmedim. Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Şut çekmemem lazım. Ayağımı sordu. Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım dedim. Ben büyüklerime terbiyesizlik yapmam. Alemden terbiye aldım diyor Kerem Aktürkoğlu. Neyi anlamadım ben. Yani diyor ki Kerem bu ayakla şut çekmemem lazım aslında. Niye oynuyorsun? Sakat oynuyorum. Fenerbahçe maçında da sakat oynadım. Bu maçta da sakat çıktım diyor. Ama hoca %100 demişti Kerem için. Torrent. Kerem %100 demiyor. Hayır, Kerem Torrent demişti ki evet. Biz de hatta %100 olmadığını bilgi dahilinde söyledik. Torrent dedi ki hazır dedi. %100 olmasa oynatmazdım dedi. Kerem bu açıklamasına evet. Baktığımızda kesinlikle sonra ne diyor? Hocaya 70 dakika oynayabileceğimi söyledim. Tamam. Şut çekmemem lazım. Ayağımı sordu. Aha. Ağrım olmadı ama o pozisyonda şut çekmem lazım dedim. Sanıyorum ki o... İşte pas vermeme oldu. Evet. İşte. Yok evet. Son dakikadaki ya da oyundan çıkmadan son dakikada çektiği şuttan bahsediyor olabilir Kerem. Ben büyüklerime terbiyesizlik yaptım ailemden terbiye aldım diyor Kerem Aktürkoğlu. Ben terbiyesizlik olarak algılamadım zaten. Yok, bir istişare yaptılar yani şey, orada. Toran şey mi demiş olabilir orada? Hani niye şut çektin mi demiş olabilir Kerem'e? Vallahi çok saçma. Ya her yerinden, başından, sonundan, evet. Ortasından. Gibi senaryosu gibi evet. Konuşmak aynen yani. Gibi senaryosu. Yılmaz'da ilk kan girecek burada bir yerine değil mi? Bir oyuncu var şu an Türkiye'nin. Süper Lig'de en çok para etme ihtimali olan bu sezon için evet. Oyuncusu. Kasığından bir sakatlığı var. Bir sakatlığı var. Şut çekmemesi lazım. Ama oyunda. Maç Malatya maçı. Küme düşmüş rakip. Oyuncuların yarısını göndermişler. Herkes gitmiş. Oynaması şart değil. Oynuyor. Çıkarken hoca niye şut çektin diyor. O da mı? Mı? Yani çok garip. Hakikaten çok garip. Yani Torrent açıklamasına da bakmak tabii, lazım. Tabii bu ama... tek taraflı. Şimdi Dominik Torrent de bir açıklama Allah yapacaktır. Ama asıl soru şu. Fenerbahçe maçından önce mi sordu mu? Torrent çok net şunu söylüyor. Fenerbahçe %100. Maçına ve bu maça sakat çıktım evet, diyor. Niye Kerem. Çıkıyorsun? Torrent bu cümleyi ki, kullanıyor yani. Onu işte bildiğimiz için evet. Zaten hep yayınlarda onu söyledik. Ama Torrent dedi ki %100 hazır olmayan bir oyuncuyu oynatma. O zaman Torrent niye yalan söylüyor? Şunu diyebilir. Kerem hazır değildi ancak fedakarlık yaptı. Evet. Biz de bu derbi riski önemli aldık maç. Diyebilir. Neden dürüst olup bu sorunu? Niye %100 diyorsunuz ki? Yani Allah'ın bildiğini kullan saklamak çok önemli. Çok belli zaten Kerem'in %100 olmadığı yani. Allah Allah. Hakikaten olduğu için. Hani Ercan mi yani şu anda Kerem'i bu kadar zorlayacak ne var ki? Çocuk dinlensin bir hafta işte. Zaten satıp da para kazanmayı düşündüğünüz iki futbolcudan. Tamam hadi aynen ya. Öyle. Çıkmadan çektiği şutu kastediyor Kerem. Yani üç futbolcudan biri. Hani kaç kişiye
mesela sen sportif direktör olsan Galatasaray'dan bonservis bedeli ödeyip almak istersin. Kerem'e öderim bir tek. Kerem, Marcao. Marcao öderim. Son Marcao. Bir de ne alsan? İşte 3. Belçikalı da bir İtalyan takımı. Bir tek sen alırsın muhtemelen zaten. İtalyan takımı. O İtalyan takımı sportif direktör olsam orta sıralardan paralel evrende. Avrupa Ligi'ne çık. Evren paralel evrende. Avrupa evet. Ligi'ne çıkmak için Çıkıldağ'ı ofansif orta saha yaparım İtalya'da. İlk 6'ya girmek için mi? 6 olur, 7 olur, 8 olur. Yani şu adım anda adım. Yani önce 8, sonra belki. Borussia'nı da al abi o zaman sana ucuz yani fiyat yaparız. Fiorentina, yani. Lazio üçlüsünden biri alır mesela Çıkıldağ'ı. Bir sonraki senede Borussia'nı alırım yabancılık çekmesinde. Alır mı? Önce Çıkıldağ, bir sonraki senede Borussia. Yani, Roma, Fiorentina, Lazio takımlardan biri alır mı? Olmasa da bir alt sıralardan. Atalanta var. Kievo falan aşağıları. Biraz daha inelim. Biraz daha Sassuolo. Oradan bir Sassuolo rica edeceğim. Spezza. Evet. Bak Kaan Ayhan da orada oynarlar. Türkiye anlatır. Tabii. Ben isterim. Şimdi Halil'in açıklamaları da evet. Gelmiş. Onu da hemen okuyalım. Halil bugün skor kaydının oyunculardan bir tanesiydi. Bakalım neler söylemiş. Şu an Galatasaray'daki geleceğimle ilgili bir şey düşünmüyorum. Kötü bir sezon geçirdik. Artık kalan 5 maçta kazanmaya konsantre olduk. Demiş Halil Dervişoğlu. Ya hep hani Halil'i ikinci santraf olarak orada bir Gomis'le beraber, Mustafa'yla beraber oynasın dedik ama hep tek forvet olarak, tek santraf olarak tercih etti hocalar. Ya Halil'de bir şeyler var. Halil altyapısı iyi, güçlü, ben yetenekli. Ben burada Halil'e de bonservis veririm. Belki bir sonraki... Almak için mi? Evet, Halil'e mi? Galatasaray... Yani Halil'e. 10 milyon istiyor Brentford. İşte yani öyle bir imkanım olsa hani Serkan'da değil bonservisi kim 10 milyon verir misin Halil'e? Veririm abi. Halil Dervişoğlu. Gerçekten veririm. Halil çok özel bir oyuncu bence. Ya öyle para yok zaten 10 milyon euro. Hayır, Galatasaray diyor ki ama Avrupa kulüpleri için verilebilir bir para. Söyleyeyim bu akşam tabii. 9'u alsın Galatasaray ona sana satsın. 1-1'dir yani. Abi olsa 10 milyonu verirdim yani. Ya bence de. Şimdi çok şöyle bir durum var. Aslında haklı olduğum bir yan var. Yaşı. Yani bir sonraki kontratında Halil çok tatmin edici bir transfere dönüşebilir. Çok iyi işler yapabilir. Yani doğru bir organizasyon içinde evet. Kullanılabilir. Devam ediyor açıklamaları Halil'in. İlk yarı çok basit top kaybettik. Bu yüzden çok kontrol atak yedik. Fakat ikinci yarı bunu değiştirdik. Topları daha iyi kullandık. Daha çok pozisyona girdik. Birkaç tane daha pozisyonu gole çevirseydik sonuç çok daha farklı olurdu. Demiş Halil. O da bugün Omar'ın ortasında direğin dibine güzel bir Omar'ı da parantez açmak lazım. Omar o son dakikada golü yaşadığı günlerden sonra gerçekten böyle dönmesi diğer oyunculara da bir mesaj olmalı. Mesela Arda hep şundan bahsediyor ya. Ben Galatasaraylıyım, Galatasaray için ölürüm, Galatasaray benim her şeyim. Ama çok kilo fazlası var. Mesela. Yani Omar 13 ay top oynamadı, zıpkın gibi döndü. Evet. Ve gözünden problem yaşadı ve görme yetisinin bir kısmını kaybederek neredeyse tek gözüyle bunu sahaya koyabildi. Omar ne kadar Galatasaraylı? Omar Galatasaray'ı bilir miydi Galatasaray'a gelmeden? Büyük bir mücadele verdi çocuk. Norveç milli takımının kaptanıydı Omar. Çok büyük profesyonel. Olympiakos'tan geldi. Ve yanlış hatırlamıyorsam bonservis bedeli olmadan geldi. Ama talihsiz, yani çocuğunu sevindirmek için yılbaşı gecesinde o kazayı yaşamasa belki Galatasaray sağ bek konusunda sıkıntı yaşamayacaktı. Şimdi Omar kilo fazlasıyla gelmiyorsa, Arda Turan kilolar fazlasıyla geliyorsa o zaman kimse kusura bakmasın eleştiriye açık olmasın. Kimin daha çok sevdiğinin bir önemi kalmıyor evet, orada işiniz, aslında. İşinizle yani. Alakalı bir kimse kusura bakmasın. Kerem hani sakat oynayan çocuk işte gene bugün sahada bir şeyler yapmaya çalışan taraftarın sevgilisi olan çocuk oyundan çıkarken bir ıslık sesi duyuluyor. Kerem değil ıslıklanan orada. Evet. Ya yanındaki Taylan ya karşıdan giren Arda. Ya bir de hani şöyle bir şey var. Çok belli oluyor. Kimseyi de salak yerine koymasın arkadaşlar. Biz o futbolcuların sözleşmelerini biliyoruz. Yani Arda'nın enteresan bir sözleşmesi var ama hani Arda'ya maç başı para falan verdirtmek istiyorlarsa ya oynamasın diye verse Galatasaray daha iyi olur bence. Daha faydalı olabilir. Evet. Yani onun yerine mesela bugün kalan sürede genç bir oyuncuyu izleseydik. Ya Arda da şu olgunlukta birisi. Benim tanıdığım derken çok yakın bir ilişkim yok Arda'yla. Olsa söylerim. Benim gördüğüm kadarıyla Arda yokluktan gelen hani dişiyle tırnağıyla tabii, gelen, tabii. Barcelona'lar gören çok özel bir karakter. Önemli bir karakter. Özel bir kariyer. Film gibi, dizi gibi hayatı var. Tamam mı? Hani bir belgeselini izledim. Çok hani şey yapamayacağım ama hani önemli bir adam. Benim tanıdığım Arda'da şu var. Ya ben oynamayayım hocam. İşte Hamza oynasın. Sana dönüyor. Yani Evren oynasın. Hani ben daha genç. Ama abi yani böyle yapmayınca işte o zaman evet. O ıslık Taylan'a mı Arda'ya mı? Yani Kerem oyundan çıkıyor. Sakat oynamış çocuk ne gereği varsa. Hani niye ıslıklanıyor?
Niye ıslıklanıyor birileri? Ve bilmiyorum ama Torrent, ben şeye katılmıyorum. Hani bu Fatih Terim'le fotoğraf çektirme hikayesi vardı ya. Bence onu kadro dışı bırakan Torrent değildi. Yönetimdi. Bence evet. Torrent Barcelona'lı ya. Biliyorsunuz Barcelona'ya doğal olarak bir sempatisi gayet ve normal. Saygısı var. Çok normal bir şey. Arda ile de bence bir Barcelona kardeşliği var Torrent arasında. Yani ona böyle bir maç başı para falan kazandırmak zorunda değil ya. Kesinlikle değil. Arda'nın buna ihtiyacı yok zaten yani. Şu tepkiyi çekmek durumunda değil. Arda da girmek zorunda değil. O yani affedersin fiziksel yapısıyla. Ya, Fenerbahçe maçının görüntüsü zaten hani derbide bir görüntü neler vermek. Söylendi yani göbeğine ayrı laf ediliyor. Top sakalı gıdısını saklamak için deniyor. Yani sosyal medyada oldukça gündem olan bir fotoğraf olmuştu. Domenech Torrent'in açıklamaları gelmiş. Bakalım neler söylemiş Torrent. İlk yarıdaki oyunumuz kabul edilebilir gibi değil. İki ay boyunca çalıştığımız şeyi ilk yarıda doğru yapmıyorduk. Devre arasında hemen oyuncularımız bu durumu anladı. Zeki oyuncularımız var. İkinci yarıya hızlı başladık ve doğru oyunumuzu oynadık. Kerem her maçta kendine inanılmaz yük bindiren bir oyuncu. Maç sonunda nasıl hissettiğini sordum. Her oyuncu kendini en iyi şekilde oynuyor olarak görmek ister. Arada bir böyle şeyler oluyor. Nasıl futbolun şeyler? Parçası, sakin ol. Takıma inanılmaz yardımcı oldun dedim. Yani ne olmuş? Bir tercümesini yapalım seyirciye. Las Vegas'ta olduğu gibi sahada olan sahada kalır diye de eklemiş. Emin miyiz Berkay bunda? Evet. Bodrum'da olan Bodrum'da kalır Evren. Neyse oralara şimdi. Ama Bodrum'un izlerini görüyoruz yüzünde. Güneş açısından. Tabii. Yani şöyle mi olmuş? Çıkarken sormuş. Demiş ki nasıl hissediyorsun kendini? Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? O da hövüdü hövüdü demiş. Neden? Ama ne boşluk yani? Var Torrent'in anlattığında. Evet. Tam açık çok ciddi değil. Boşluk var. Boşluk yani. Torrent'in zaten geldiği günden beri cümlelerin arası hep boş. Aralarda o satır araları falan bomboş. O kadar ya net değil. Sen ne anladın? Ne olmuş? Abi hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Benim aklım şu an Bodrum'da. Bodrum, Bodrum. Hayır şöyle yani orada yani her oyuncu kendini herhalde bir en iyi şekilde oldu. Oynuyor olarak görmek ister. Torrent'in bir eleştirisi mi olmuş acaba evet, Kerem'e? Büyük ihtimalle. Ha, orada, Kerem çıkarken beni niye aldın mı demiş. O da olur. Ama Kerem ben sakat sakat oynuyorum zaten. 70 dakika oynayacağımı söyledim diyor hocaya. Abi Kerem neden oynadı? Kurban olayım. Asıl bu sorunun cevabını arayalım. Kerem neden oynadı bu maç? Ne oldu? Arda neden oynadı? Arda, Kerem yani bu maçta oynamayacak o kadar çok... Torrent niye bu takımın hocası? Pek çok soru var. Çok yanıtını bulmamız gereken. Hayır, Kerem sakat. Yani adam çocuk söylüyor kendisi yani, ifade söylüyor. Ediyor. Neden fedakarlık yapıyor bu maçta? Kerem'e bir şey olsa, Allah korusun Allah Kerem korusun. Sakatlansa, sezon başı antrenmanını kaçırsa. Fegül aynısını yaşadı. Satamayacaksınız. Evet, Fegül aynısını yaşadı. Fegül'ü milli takıma. Ve yeni bir takım kuramayacaksınız. Kerem üzerine Kerem'den gelecek parayla takım kurulacak. Yani Kerem'i yani. Ben olsam sezon sonuna kadar ara ara oynatırım. Yani yapacağını yapmış zaten. Dinlendiririm. Bir iki hafta oynatmam. Zaten 5 hafta kaldı. Aynen öyle. Son 3-4 hafta. Oynasın. Ne olur oradan belki Bekir'i kazanacaksın. Şimdi... Hamza'yı kazanacaksın. Yani genç oyuncuların... Çok enteresan. İşin içine dahil olması taraftarı her zaman heyecanlandıran bir durum. Yani Fenerbahçe'deki çıkışın da başlangıcı aslında Arda'nın olaya entegre olmasıyla başladı. Evet. Yani seyirci stada gelmeye başladı. Üstüne iyi oyun geldi ve çıkış yakaladı Fenerbahçe. Şimdi bir hazırlık maçı oynadı Galatasaray. Orada da en çok konuşulan konu Hamza'nın performansıydı aslında. Yani bugün, insan mutlu oluyor. Bugün belki. Kadro da yok. Yani gençliğime oynamasını, yedek kulübesinde dayıyor. Atarsın içeri oynar. Ben bu arada Beknaz'la ilgili bir düzeltme yapayım. Maç günü maçtan önce yaptığımız yayında yayıncı kuruluşla beraber... Ben Beknaz'ın bacak stilini ve tozluklarını aşağı çekmesiyle vücut yapısında Cengiz Ünder'e benzettim. Yani orada top oynuyorlar, şey değil. Biz de seni Fedon'a benzettik. İşte mesela ben ne kadar Fedon'a benziyorsam Beknaz'da o kadar Cengiz'e benziyor. Kadar Cengiz'e benziyor. Serkin abi yaşa çok güzel pas attın ya. Sonra alınmış o cümle yanlış aksettirilmiş sosyal medyada. Yanlış aksettirilmiş tabii, değil mi? Yani bunlar hep dış mihrakların. Hayır şöyle ki Cengiz Ünder'le alakası yok Beknaz'ın arkadaşlar. Yani onu hemen bir tekrar düzeltelim. İsterim. Bir tekzip hakkı. Ya bir şey söyleyeceğim. Kerem'le Torrent belki bunu konuştu Berkay. Beknaz Cengiz'e benziyor. Evet. Beknaz Cengiz'e benziyor demiş. Hayır, ya Evren. Abi çok yakından gördüm. Yani bu Adele grubu ben bu kadar küçük yaşta uzun zamandır bu kadar güçlü bir yapı fizik görmedim. E tabii üstüne gerçekten çok özel ve doğru işlenirse Beknaz'da çok büyük bir cevher var. O yüzden sürekli yayın başından beri söylüyorum. Birkaç sene sonra çok bahsedeceğiz ve Galatasaray asıl odaklanması gereken şey onlar. Tabii canım. Kesinlikle. Arda değil, Pulgar kesinlikle. Değil. Pulgar bu ya maç bugün... neden oynadı bana bunu da ne olur anlatın. Ya önce niye oynamadı? Evet, yok, bu maçta şimdi niye oynuyor?
Bir onu sormam. Yani adam da bir oynasın değil mi? O kadar ama kiralanmış yani. Çocuk da bir... Değil mi? Topa değsin yani. Vardır yani. Hava sahibi gelsin. Ya bu saate kadar geldim. Bir ayağım topa değsin dersin. Yani çocuk Türkiye'ye abi, kadar gelmiş. Dövmelerini yaptırmış. Hani bir şekilde... Peki Tümer Metin'e katılıyor musun o konuda? Boğazına dövme yaptıran oyuncu transfer etmiş. Çok. Şimdi öyle... Yani tabii ki kendime ait bir görüşüm var. Sizlerle de paylaşırım. Evet. Ama yayında... Şimdi bizi izleyen belki gençler var. Oyun. Dövme yaptırmayı düşünüyorlar. Ya sadece şunu söylemek isterim ben. Dövme ciddi bir karardır. Evet. Çok ciddi bir karardır. Buraya evlenmek Bulgar'ın yani. Evlenmek ciddi bir karardır. Allah korusun. Boşanma var hayatta. Tabii ki. Değil mi? Tabii. Hani tabii. Bütün hayatını adadığın kişiden ayrılabiliyorsun. O ama dövmenden ayrılamıyorsun. Sildirebiliyorsun ama çok zor bir işlem tabii. Yani. Tabii. Yok öyle bir şey. Ben daha görmedim sildirmeyi başaran böyle herkesin abuk subuk yerlerinde tuhaf tuhaf siyah lekeler var. Senin dövmen yok anladığım kadarıyla Serkan abi. Çok zeki olduğumu da buradan. Bir şey söyleyeceğim. Bir dönem dövmecileri dolaştım. Heh, bir çünkü fikir. Bir ara niyetlenmiş gibisin. Bir niyetlendim. Bir var. Ya bu delilik dedim sonra ya. Yok, yok. Ne yaptırırdın abi yaptırsan? Yaptırsam herhalde omzuma yaptırırdım. Eşimin adını, oğlumun adını falan yazdırırdım. Berkay'dı çünkü yakın zamanda. Hakan abi yazmış şimdi. Bende de dövme var demiş. Hakan'da çok sayıda var. Demiş. Ne demiş? Evren'de düşünüyor benim dövmelerim hakkında demiş. Hakan'ın dövmelerini çok beğeniyorum. Hakan'a çok yakışıyor. Çünkü değişik bir insan. Sergen Yalçın dövmesi de var galiba Hakan abi. Evet evet. Hakan çok değişik. Sen yaptırmayı düşünüyorsun. Evet. Fikir aşamasında. Evet. Hakan'a dövme yakışıyor. Şimdi abi. 18 Nisan şu an itibariyle 30 Nisan'da seçim evet. Galatasaray'da ama tabii çoğunluk sağlanırsa. Yok aslında 23. 23 ama çoğunluk 30 olacak. Normali yani. 30. O kağıt üzerinde 23. Peki bu dönemde Galatasaray kulislerde konuşulan artık Serkan son dönemde. Serkan abiyle başlayalım. Kulislere çok hakim. Eşim amcaoğlu Metin Öztürk. Evet ama çok acayip bir noktadayız şu anda. Akut bir dönemdeyim. Tam bir istihbaratın üstünde yeterince araştıramadığım bir anda. Aslında bugün statta iyi kulisi dönmüştür bunun. Bir kere net bir şey söyleyeyim. Yakın zamanda katıldığım bir yayında, yayındaki diğer katılımcı meslektaşım bu seçim yapılmayabilir dediğinde hatta zaman zaman sertleşerek ona ya ne alakası var seçim süreciyle Mali Genel Kurul ibrasının dedim. O başka bir süreç. Artık buradan dönmez dedim. Hatta bak o günkü kafa yapımla bugün gene bir yayına çıksam derim ki ya Burak Elmas... Ve başkan adayları çıktılar, divanda konuştular. Burak Elmas hani ya öyle duygusal bir konuşma yaptı ki Hollywood filmlerinin veda sahnesi gibiydi. Ondan sonra yani bir pazartesi günü aa meğerse seçim yapmasak da oluyormuş. Ben devam ediyorum Galatasaray Başkanlığı diyebilir mi falan derdim. Fakat bugün çok acayip bir istihbarat geldi bana. Tam anlamıyla teyit edemedim. Evren ne düşünüyor bilmiyorum. Onunla bile konuşamadık daha bu konuyu. Galatasaray'ın seçim yapamaması gündemde 30 Nisan'da. Fakat, bu mahkeme durumuydu. Evet bu mahkeme durumundan nasıl yansıyor ne oluyor bilmiyorum. Hakikaten çok iyi bir hukukçu benim eşim. ama spor hukuku başka bir şey. Tabii. Tam araştıramadım. Nasıl bir ilinti kuruluyor da Galatasaray seçime gidemiyor. Üstelik Burak Elmas da bu kadar yerkenleri suya indirmişken veda halindeyken. De, yani duygusal da bir veda, güzel de bir vedada bulunmuşken. Aa! Meğerse maç bitmemiş hadi devam falan hani böyle bir şey değil. Ama Burak Elmas yani bu konunun üzerine şey demişti. Hani ne olursa olsun o ayrı bir süreç. Mali Genel Kurul'daki madde bildiğimiz kadarıyla. Bir mantıklı bir yorum tabii. Yani mantık yürütüyorum. Galiba 30 Nisan'da yapılamayacak. Hani bu demek değil ki 30 Mayıs'ta yapılamayacak. Yani anlatabildim mi? Sanıyorum seçim yapılacak ama anladığım kadarıyla bu hukuki süreçten dolayı bir ertelemeye maruz kalınacak. Yani şöyle seçimin alındığı yani seçim kararının alındığı madde Maliye Genel Kurul'daki ibrasızlıktan dolayı değil. Orada aslında ibrasızlık üzerine bir mahkeme var ama seçim kararı başka bir maddeden alınıyor. Yani 28'e 1 kaldırılsa evet. Bile aynen. Orada 28'e 1. Evet. Yani tarih konusunda evet ama seçim kesin yapılacak. Bunu tabii tabii. Tarih konusu sadece ötelenebilir yakın bir zamanı ama yani yeni sezon olmadan Galatasaray'da zaten seçim olur. Çünkü başkan da zaten bu yönde. Ama bunun şöyle bir örneği var. Galatasaray'da geçen bu son seçimin biçimsiz zamanlaması evet, evet. Futbol operasyonunu olumsuz yönde etkiledi. Aynen, o yönde de şimdi 30 Nisan aslında
zamanlama olarak çok kötü değil. Evet. Galatasaray yeni başkanı seçecek. Yeni sezonu daha önü tabii açık canım bir şekilde hazırlanabilir. Tabii. Ama bu ertelenirse süre olarak bu sefer hazırlık süreci ama zor olacak. Ama geçmişte de hep Mayıs'ta olmuştur seçimler. Yani 30 Nisan aslında bakarsanız, yani benim takip çok ettiğim merken dönemleri düşünürsek hep Mayıs'ta biz seçim dönemini yaşadık. Mesela 26 Mayıs'tı 2018'deki seçim yanlış hatırlamıyorsam. Hep Mayıs sonu hatta. Planınız güçlüyse zaten şu yönde de bir avantaj var. Metin Öztürk ve Eşref Amamcıoğlu geçen seçimde de adaydı. Zaten, dolayısıyla bir planları olması evet lazım. Bunlar evet, bir günde hazırlanacak şeyler değil. Dolayısıyla bir şikayet... Eşref Amamcıoğlu hatta bayağı neredeyse... Tabii, yıllardır hazır. Metin Öztürk de öyle. Metin abiyle daha önce hatta konuşmuştuk yıllar önce. Ben bir gün güçlü bir şekilde geleceğim demişti. Şartlar umarım her şey herkesin gönlünce olur. Ama... yani şu anki mevcut şartlarda 30 Nisan'la Mayıs arasında ben çok fark olduğunu düşünmüyorum. 30 olursa, 30 Nisan olursa tabii ki daha iyi. Ama Mayıs'ta olursa da plan, proje, program zaten lig Mayıs sonunda bitiyor. Hani çok da büyük bir zaman kaybı olmayacak olmaz gibi. Şöyle olabilir, seçim kampanyalarındaki süre bakımından, adayların hazırlanma süreci, röportajları, vaatleri, seçim dili, üyelerle görüşmesi, kulis yapması o açıdan bir zaman olabilir. Ya oylara yansır ufak tefek ama başkanların duruşuna yansıyacağını düşünmüyorum başkan adaylarının. Dolayısıyla Galatasaray'da seçim olacak mı KJ'mizin cevabı? Evet. Olacak. Olacak. Ama 30 Nisan. Bir gün elbet. Olacak. Galatasaray'da kimsenin parası kalmaz. Galatasaray'da transfer bitmez. Galatasaray'da bu tüzük değişmezse her sene de seçim olur. Ki zaten bu da en büyük yani, tehlikelerden bir tanesi. Yani bu da işin ayrı boyut. Tabii. Ya peki aklıma şu geldi. Şimdi seçim olmayacak diyelim. Hani bir gerekçelendirildi. Ki bakın hani çok ciddi bir kaynak ve çok ciddiye alınması gereken bir kaynak. Sadece detaylarını alamadım kendisinden. Yani neden? Hani işte Mali Genel Kurul ibrasıyla bunun nasıl bir alakası var? Başkan veda etmiş. İşte bir şekilde... bu yürütmeyi durdurma kararlarıyla falan anladığım kadarıyla bir seçim ertelenmesi gündemde. Peki o zaman yeni bir deadline de olmuyor mu? Yani diyelim 30 Mayıs. Seçimden şu kadar önceye kadar yeni adaylık başvurularda o zaman olabilir mi? Olabilir. Yani bak neden biliyor musun? Mali Genel Kurul şunu diyebilir. Ben Başkan Elmas'ın diyeceğini sanmıyorum. Ama bir tane yönetici diyebilir ki benim... Bak bugün Merkez Hakem Kurulu açıklandı. Eski Merkez Hakem Kurulu'ndan çok eleştirilen bir Merkez Hakem Kurulu üyesi de orada. Evet. Evet. Benim bir yönetim kurulu adaylığım engellendi diye başvurabilir birisi. Bu çok da doğal bir yasal hak. Hani ben olsam başvurmam. Yani Galatasaray'a bu bir kötülük gibi olabilir çünkü algılanabilir. Yeni bir adaylık söz konusu olabilir mi? Şu da var. Bence abi, bunu düşünmek çok lazım. Çok güzel noktadayız. Şöyle bazı başkan adayları, daha doğrusu aday adayları... Hı hı. Süre çok dar diye, katılamadıklarını değil mi? Katılamayacaklarını sağda solda ifade ettiler. Ama zaten bugünün gelişi dünden belliydi. Ben bunu çok gerçekçi bir açıklama olarak görmüyorum. İşin biraz bahanesi. Çünkü elini taşın altına koymak böyle dönemlerde çok zordur. Hele ki bu yasadan sonra çok kolay. Şampiyonken başkan adayı bulmak çok kolay. Hele ki şu takım. Tabii. Yani şampiyonken çok kolaydır. Başında güçlü bir figür varsa kolaydır. İyi bir oyuncu grubu varsa ama biraz eskimişse yine kolaydır. Bir iskelet vardır. Bu takımın şu an iskeleti yok. Bu takımın güçlü bir figürü yok. Bu takımın lideri yok, oyun lideri. En önemlisi de Fatih Terim şu anda bir takım çalıştırmıyor. Ve hocanın da açıklamalarına birazdan geçeceğiz. Ama şu avantaj olabilir adaylar için. Mayıs bir öteleme ve oraya doğru da bir üyeler eğer eskiden şöyleydi. Galatasaray'da başkan adayları üyeleri ikna etmeye çalışırdı. Şimdi üyeler başkan adaylarını ne olur başkan ol diye ikna aday çıkarmaya çalışıyorlar. Bu zaten durumun vehametini gösteriyor. Peki şöyle sorayım. Terse döndü 30 iş. Nisan'da olursa Sayın Eşref Amamcıoğlu mu, Sayın Metin Öztürk mü daha avantajlı yoksa 30 Mayıs'a giderse o avantaj noktasında değişiklikler olabilir mi? Oylar bölünürse, başka adaylarda çıkarsa Eşref Amamcıoğlu'nun kazanma şansı daha geriye doğru gider. Ama oylar bölünmezse iki adaylı bir seçimde şu an için Eşref Amamcıoğlu önde olur. Favori. Favori. Şu anda favori yani. Bilmiyorum. Evrende evet. Favori diyebiliyor musun? Şu an favori. Ben de favori ama oldum. Ama bir anda değişebiliyor tabii. Değişiyor Galatasaray. Ama adaylar çoğalırsa işte. Belki bunu da bilmiyorum. Hani başka söyleyene denk gelmedim. Kusura bakmasın başka söyleyen olduysa. Seçime sadece Eşref Amamcıoğlu, Metin Öztürk seçimi diye bakmayalım. Evet. Seçim biraz Cenk Ergün, Levent Nazifoğlu seçimi. Yani ne olursa olsun
Hele hele Beşiktaş ve Galatasaray'ın geldiği noktayı düşünürsen, Fenerbahçe'yi biraz daha ayırabiliriz amatör branşlarda basketboldaki hareketliliği sayesinde. Hemen hemen en büyük beklentinin sadece futbol olarak kaldığı bir ortamda, evet, futbol aklını tayin etmiş iki başkan adayı var. Açıkladılar da bu. Açıkladılar. Birisi dedi ki benim adayım Berkay, öteki dedi ki benim adayım Ömer. E şimdi bir dakika, zaten olay neredeyse futboldan ibaret. Kimse açıklamadı basketbol. Hı hı. Kime emanet, voleybol kime emanet, boks, judo kime emanet, açıklayan yok. Ama futbolun kime açıklan, yani kime bağlanacağı belli. Yani burada bir de Galatasaray Genel Kurulu üyelerinden bahsediyoruz. O profil, yani gerçekten hiçbir takımın tribün taraftarı profiline benzemez. Bambaşka bir yapıdan bahsediyoruz. Orada da şöyle bir durum var. İyisiyle kötüsüyle, hatalarıyla, eksi ve artı puanlarıyla İkisine dair de camianın bir kanaati var. Birisi Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı'ydı. Levent Nazifoğlu, Ergun Gürsoy'un yeğenidir. Bir diğeri de Cenk Ergün'dür. Ama Cenk Ergün liseli. Oradan bir artısı var diyorsun. Bakın, yani Cenk Ergün'ün Cenk Ergün olmaktan kaynaklı. Zaten artıları var. Yakın dönemde yani de hiç liseli olmasını kenara bırak, Cenk Ergün mü Levent Nazifoğlu mu, Cenk Ergün'ün ağır bastığını düşünen insan sayısı az değildir. Ama şunu da hesaba katın, Galatasaray çok kritik bir dönemden geçiyor. Şimdi ben, beni bu toprağa bağlayan, bu vatana bağlayan değerler var. Galatasaraylıyı da Galatasaray'a bağlayan en önemli değerlerden biri lise. Yani futbolun emanet edileceği adaylardan birinin liseli olması, birinin liseli olmaması bile şu anda önemli bir faktör. Son transfer operasyonunda Sayın Dursun Özbek başkanken o Markaoğlu, Fernandoğlu takımda Cenk Ergün'dü. Yine sport direktör, yanlış hatırlamıyorsam. Satışından para kazanılan oyuncular getirdi. Biraz pahalıydılar. Doğru. O eleştirilmiştir hep. Ama satılabildiler. Kesin. Şu da var Serkan abi. Şampiyonluk da getirdi. Sadece Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu özelinde değil, aslında biraz da eski başkanların da öne çıkardığı isimler. Onların da seçimi gibi biraz. Mesela? Yani aday olmayan ama bazı listelere destek veren başkan adayları da şimdi şöyle. Geçen seçimde 3 yılı tamamlayamaz diye bir öngörüde bulunmuştum ve kim seçilirse seçilsin. Burak Elmas, evet, Eşref Hamcıoğlu, diğer adaylar. Benzeri bu seçimde de olabilir. Kesin konuşmamakla beraber bakmak lazım biraz daha seçime doğru. Bunu neden söylüyorum? Asıl hazırlık bundan sonraki seçimde. Galatasaray 2023 ve sonrasında eski başkanlar başta olmak üzere, tahminim odur ki bu parçalanmışlık, bu dağılmışlık yerine yönetim kurulu listesinin güçlü isimlerden oluştuğu, bir kısmı başkanlık yapmış, bir kısmı futbol şubesinde yer almış, başarılar görmüş, yaşamış ya da başarısızlığı da yaşamış, bir tecrübesi olan, ikisi de tecrübedir. Güçlü bir yönetim kurulu listesiyle Galatasaray bir sonraki seçimde bence daha farklı olacak. Yeni adaylar çıkacak. Bir kısmı eski başkanlardan oluşan, bir kısmı da genç Galatasarayların, gerçekten artık tam olarak genç de diyemeyiz onlara. Tüm seçimlerde Maliye Genel Kurullarda çok aktif etkiler. Rol olan artık alan. Aktifler. İşler çok değişti Galatasaray'da. Serkan abi de çok yakından takip maalesef eder. Ben bir sonraki seçimin Galatasaray için çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Biraz herkes köşelerine geçti ve bekliyor. Bekliyor değil mi şu anda? Bu dönemden sonraki dönemde artık bir yıl sonra mı olur, iki yıl sonra mı olur? Onu öngörmek şu an mümkün değil. Galatasaray'da asıl seçimin ben o zaman olacağını düşünüyorum. Ciddi bir listelerin savaşı olacaktır. Çünkü iki listeye de baktığımızda çok fazla deneyimli isim olmadığını, Serkan abi evet Cenk Ergün ve Levent Nazifoğlu üzerinden bir okuma yaptı, doğru ama eski başkanların da yönetim listelerinde baktığımızda koyduğumuzda çok yani, daha ağır basan listeler vardı yani. Listesini hatırlıyorum. Rahmetli Özhan Cenaydın'ın listelerini, Mehmet Cansu'nun o dönemlerini hatırlıyorum. Hepsi içinden başkanlar çıkarmış listelerdir. Galatasaray'da şöyle bir gelenek vardır zaten. Başkan yanındaki en güçlü adamlara, ikinci, üçüncü adamlara sonrasında başkanlık çıkaracak şekilde düşünür ve o yönde bir silsile vardır. O kalmadı. Bu uzun süredir Galatasaray'da yerle yeksan oldu. En büyük tehlike Adnan Polat'la beraber bir kurumsal hafıza. Adnan Polat sondu. En son yok, şöyle oldu. Duygun Yar Suat, Dursun Özbek zamanı. Duygun Yar Suat Dursun Özbek'i hazırladı. En son o oldu. Ama Evren, Duygun Yar Suat 6 zincir aylık kırılmıştı oldu. Duygun Yar Suat. Aynı yönetimde. Gani Gani yani kendisini anıyorum burada saygıyla, rahmet rahmetle eylesin. Ama Duygun abi Galatasaray Üniversitesi rektörü, ünlü bir hukukçuydu.
Ya Duygun abi akademisyen. Duygun abi hiçbir zaman zaten Galatasaray dönemde, Galatasaray başkanlık zincirinde hiçbir zaman olmayacak dönem, birisiydi. Ama ben çok katılmıyorum hiç, buna. Hayır. Galatasaray hayır, kulüp başkanlığı hiçbir zaman Duygun ya ben o kötü başkanlık yaptı demiyorum. Hani 6 ay da olsa o profilden etkili uzak oldu, da olsa etkili oldu. Sen, ama tam tabii. 6 ay yapacağını herkes biliyordu ama. Yani çok çok doğru zamanda çok doğru bir isim onu Galatasaray söylüyor. Başkanı yapıldı. Tabii. Ve bir projeydi zaten. O an gereken oydu. Tabii. Ortak akıl üretti onu. Aynı yönetim. Çabuk aksiyon alındı. Yanlış anlaşılmasın. Ben Duygun Yarsuvat belki de son dönemin en doğru seçimiydi. Ama normal şartlar altında Galatasaray tedrisatında, Galatasaray geleneğinde Duygun Yarsuvat profilinin kulüp başkanlığı, spor kulübü başkanlığı yok. Yani cemiyet olmaz. Başkanlığı olabilir, evet. Vakıf başkanlığı ki, olabilir. Divan kurulu başkanlığı. Ya ben Eşref Amamcıoğlu'ndan zaten böyle bir hamle bekliyordum aslında. 3 yıla talip olmak değil de böyle bir dönemde kendini öne atıp tıpkı Duygun abinin, rahmetlinin yaptığı gibi camiaya nefes aldırmak için bakın hazırlanın. 6 ay sonra size süre kazandırıyorum. Ben en iyi şekilde gemiyi limana ulaştıracağım. Bundan sonrası sizin. Ben sizin madem abinizim, bana geldiniz. Bir saatte yapıldı Duygun Yarsuvat'ın listesi Berkay. Evet canım. Bir saat... Bazı gazeteciler ve... Duygun Yarsuvat'tan önce öğrendi başkan evet, olduğunu. Gerçek bu. Gerçekten ve ya. Ve dördüncü yıldızın alındığı... Biri de benim tahminimce. Bak dördüncü yıldızın evet. Alındığı şampiyonluk 2014-2015. Bir saatte yapıldı. Hangi kurumsal hafızadan bahsediyorum? Serkan abi onu demek istiyorum. Aynen. O açıdan haklı. Ama aynı yönetimden tabii. Başkan çıkarma açısından diyorum ben. Yoksa zincirin halkasında bir parça değildi Duygun Yarsuvat. Tabii ki. O profil olarak. Duygun Dursun Özbek de değildi bir... abi. İşte Duygun kimse Yarsuvat kusura bakmasın. Ayrı bir dönem. Bu onlara orada kötü de bak Duygun Yarsuvat iyi ki o örnekten yola çıktık. Duygun Yarsuvat Galatasaray Üniversitesi rektörüdür yani. Ötesi mi var? Duygun Yarsuvat'ın yani sadece bu ülkenin akademik çok ortamına şahsi. Verdiği gayet, tabii, çok büyük yani şahsi. Galatasaray camiasındaki varlığı, ağırlığı yani ben bunu bir hor görme olarak yok, söylemiyorum. Çok canım, asla. Bak yok. Aynı şekilde Dursun Başkan da kesinlikle ve kesinlikle hatta hani şöyle iddialar olurdu. İddialar vardı. Dursun Başkan hayatında hiç futbol maçı izlememiş gibi doğru. iddialar vardı. Doğru. Yani Dursun Başkan da Galatasaray başkanlık zincirinde aslında ismi olmayan biriydi. Olay Adnan Polat'ın imha edilmediği Maliye Genel Kurulu'na kadar gidiyor. Aynen. Yani olay Adnan Polat başladı. Döneminde Ünal Aysal'la birlikte başka bir yola gitti. Evet. Galatasaray biraz 2011'de. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ezeli rakiplerinin futbol kültüründeki konumlanmasına kaydı. Ekseni kaydı Galatasaray. Evet. Şimdi Galatasaray'ın eksenini toparlamaya çalışan 50'li yaşlarında yeni bir ekip var. Hani zamanında derin Galatasaray dediğimizde aklımıza gelen 80'li yaşlarındaki abilerimiz, şimdi hala hayatta olan çok kıymetli isimler var. Ama şu anda Galatasaray'da o erk 50'li yaşlardaki akademide, iş hayatında... Ve parçaları ayrıldı. Evet, parçaları ayrıldılar ama bir 50'li yaşlardaki bir insanların ortak aklı var. Şimdi onu gene Galatasaray'ı fabrika ayarlarına mı diyelim? Ya. Fabrika ayarlarına döndürme çabası var. Mesela Mustafa Cengiz'in başkanlığı da sıra dışı bir başkanlıktır. Allah gani gani rahmet eylesin. Çok büyük hizmetleri var onun da Galatasaray'a. Ama Mustafa Cengiz başkan da Galatasaray'ın başkanlık zincirinde adı yoktu. Nasıl başkan oldu biliyor musun? Bakımından Dursun Özbek başkan arkadaşlar. Olmasın diye başkan yapıldı. O bir geçici süreçti. Nasıl olsa ibra etmeyiz sonra gelir kendi hikayemize devam olarak ederiz dedi. Tehdit olarak kullanma durumu çok tehlikeli. Ama zaten o ibranın da özellikle tehdit unsuruna dönüştüğü evet. dönemde Mustafa Cengiz dönemiyle de başladı. Aynen öyle. Aynen. Demokrasi satılıcı gibi. Evet, işte ekseni kaydı. Yok Adnan Polat'la başladı o ya, da. Evet ama o çok yani tarihte biz onu ya o gün sabah mesela bir yayın yapmıştık canlı yayın. Genel kurul iki üye bana demişti ki İbra edilmeyecek bugün Adnan Polat dedim nasıl olur nasıl yani Galatasaray kültüründe böyle bir şey yok nasıl anlatın bana nasıl yani canlı yayında söylediler yayın bitti ben yapıştım yakalarına nasıl abi anlatın yayında çok anlatmadılar çünkü bir detayını anlattılar şimdi tabii ben de sen size burada. Yayından sonra anlatayım yakana mı yapıştılar ama orada gerçekten Galatasaray'ın bütün ayarları değişti. Ünal Aysal'ın gelişi o aralar bambaşka değişti. Bir durum. Başarıya odaklı, işte sermaye arttırımı, transferler, borçlanma. Ondan sonrası Dursun Özbey'in başkanlık dönemi ve rahmetli Mustafa Cengiz'in başkanlık dönemi sürpriz seçimler olmaya başladı. Galatasaray'da kolay kolay sürpriz olmaz. Ve sürprizler olmaya başladı. Bir günde değişen oylar olmaya başladı. Bir günde fikirler değişti. Listeler bir saatte oluşturuldu gibi gibi. Yani Galatasaray'ın son 11 yılını düşündüğümüzde ondan önceki belki 50 yıldan daha farklıdır.
Ve bu istikrarsızlık, bu maliyetlerin artması, bu transfer yanlışları, borçlanma, bu yanlış yönetimler silsilesi Galatasaray'ı şu an bu duruma getirdi. Ve adaylar konusunda ben Eşref abiden onu beklerdim. Bir abi olarak tekrar ediyorum, kısa dönemlik ben geliyorum, sizin abinizim, şu camiaya artık bir kenetlenin, yani bir silkelenin yahu demesini beklerdim. 3 yıllık projeyle gelmek, ki o da farkında, kasa kolaylığını sağlamak bugün çok zor Berkay. Söyledi de zaten. Güçlü söyledi yönetim, bunu. Söyledi. O da farkında ama işte o zaman... Ama Metin Öztürk kasa kolaylığı kolay işte, diyor. O evet. Mesela yanlış... İşte, Burak Elmas da çok kolay diyor. İki farklı yapıdan bahsediyoruz. O yanlış strateji, evet. Metin Öztürk'e eksi yazar. Yazdı ama zaten. Eşref abinin özellikle camiayı kucaklayıcı bir anlayışla sahneye çıkmasını beklerdim ben. Başarıya götürecek ekibin başı olacağım değil de ben sizi bu limanı yine açtırayım. Tıpkı Duygun sonrasında... abinin yaptığı gibi. Ama güçlü isimler de Galatasaray'da özellikle son dönemde sponsorluk anlamında birçok isim elini taşın altına koydu. Bunlar seçilen isimler değildi. Bunlar iş adamları, güçlü iş adamları. Aynen. Hepsinin ismini biliyoruz. Stada isim verdiler. Verdiler. Branşlara sponsorluk. Şimdi ne oluyor? Onlar bakmayın Sayın Erden Timur kibar bir şekilde ifade etti. Bana artık gelmeyin diyor. Kime gidilecek? Bakın bundan sonra Galatasaray'da vasat oyuncu topluluğu daha da artabilir. Taylan, Berkan, Çıkıldağ'a Galatasaray hasret kalır. Böyle giderse. Ki bu çok... Bak hasret kalır diyor. Ben Belanda'ya hasret kalmanın ne olduğunu biliyorum. Taylan, bak Belanda'yı Berkan, eleştirdiğim kadar Çok hayatımda... Iniesta, Busquets gibi olur. Ben Belanda'yı eleştirdiğim kadar sen şahitsin. Ya, öyle hayatımda çok hafif futbolcu eleştirdim. Ama Belanda'dan özür dilemeye başladım. Ya ben hani nereden bileyim Berkan'ı, gitgide daha kötüye tabii ki oldukça yani bu... Yani çok Galatasaray, o yüzden diyorum ya Berkay, bir seçim sonrasına bakmak lazım. Bu seçim Galatasaray'ı düzlüğe çıkarır mı ben emin değilim. Tamam, ama bir bakalım. Sonraki seçimde bakacağız. Bakalım seçimde neler olacak. Allah sağlık saat verirse görüşeceğiz. Fatih Hoca'nın yalnız böyle bir dönemde iki tane aday çıktı. O iki adayı da evet, tebrik ediyorum. Bak, lazım, gerçekten yalnız. Tebrik ediyorum. Aynen. Ve çok iyi niyetliler. En azından şu ana kadar sosyal medyada abuk subuk linçler falan olmuyor. Çok da seviyeli götürüyorlar işi. Tabii. İkisine de helal olsun. Ve şu dönemde Galatasaray başkan adaylığı ya vallahi Burak bence Elmas'ın büyük Galatasaraylılık. Seçildiği gün Burak Elmas'ın fotoğrafını koyalım. Bir de ayrılırkenki fotoğrafını. Tabii canım çok zor. Hatalı çok yok zor. Mudur? Vardır. Biz muhakkak de yaşadık ki vardır ama insanı yıpratıyor bu. Yani gerçekten kesinlikle yıpratıyor. O açıdan Eşref Amamcıoğlu'nda Metin Öztürk'e de gerçekten aday oldukları için helal olsun. Gerçekten diye helal olsun. Fatih Hoca'nın açıklamaları hoca suskunluğunu bozdu, açıklamalarda bulundu ve hemen kısaca okuyalım, üstüne değerlendirmeye başlayalım. Futboldum olarak Tanrı bana yapabileceğim bütün başarıları verdi. Bir kulübe ait olmayı hissetmelisiniz. Ben Galatasaray'a aitim. Galatasaraylıyım ve bunu böyle gösteriyorum. Karakterimi hiç değiştirmedim. 50 yıl önce Galatasaray'a geldiğimden beri hep aynı Fatih Terim oldum. Bu senenin başında Galatasaray'da bir devrim olması gerektiğine karar verdim. Kolay olmayacak dedim. Sonrasında alınan karar aslında beklediğim bir şey değildi. Şu an mental anlamda rahatlamak için biraz zaman ihtiyacım var. Galatasaray tek yönlü bir bilet. Başka bir Türk takımı için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu aileye dönüş gibi. Galatasaray beni istediğinde hiçbir zaman hayır demedim. Galatasaray benim yuvam, ailem. Alex Ferguson futbol tarihinin en önemli isimlerinden biri. Başardıkları nedeniyle hocalığı ve yönetim tarzından etkilendim. Türkiye'de Alex Ferguson gibi aynı takımı 27 yıl yönetmek imkansız. Orada bir de şey cümlesi var. Bu 27 yıl Türkiye'de 50 yıl. 50 yıla tekabül ediyor, evet. Cümlesi de var hocanın. Yıldızlar Arası filmindeki, evet, cümle gibi. Bir 3 saniye. Ben 50 yıl değil de yani 150 daha yıl da, falan. Daha da olabilir. Tabii, 150 yıl falan olur. Kurmak lazım. Hoca iyimser davranmış. 50 yıl iyimser olmuş hakikaten. Evet. 27 yıl kesintisiz çalıştırmak da yani mümkün değil canım. Yani 50 falan değil. Oxer'de var bir örnek. Işık yılı kadar, evet, uzakta yani yok bize. Giru. Evet. Hoca burada sinyal vermiş. Net. Of. Hoca çok güzel özetledin. Ciddi bir sinyal vermiş. Selektör ben derdim ben olsam. Yani selektöre ben iç basından bekliyorum. Şimdi dış basına önce sinyal. Değil mi? Selektör olacaksa iç basından. Şimdi önce ben neden, nereye vermişti hoca röportajı? The Athletic. Nereye? Athletic. The Athletic. Neden? Ben neden? Üzerine kitap yazarım. Neden abi? Ya şurada çok net konuşayım. Yerel bizim medyamıza neden? Çok net konuşayım. Bugün, evet, sabah Sporting'de Ercan Taner'le konuştuğumuzu. Bak Sporting'de Ercan Taner'le, evet, konuştuğumuzu konuşalım. Evet. Zamanlaması ve röportajın verildiği, heh, yer. Zamanlama, röportajın verildiği yer ve cümleler diyor ki bakın sayın iki başkan adayı, siz ikiniz de net bir şekilde beni istemiyorsunuz. Ben de bunu biliyorum. Ama ben
Galatasaray beni ne zaman çağırırsa geldim, ne zaman git dediyse de gittim. Türkiye'de de Galatasaray'dan başka takım çalıştırmam. Sosyal medyada da bir karşılığım var. 8 şampiyonluk UEFA Kupası'ndan dolayı benim camiada da, taraftar içinde de, sokaktaki sempatizanda da bir karşılığım var. Yani siz beni gene de bir düşünün bence. Galatasaray'a verdiği mesaj bu. Sinyal bu. O zaten çok net anlaşılıyor. Ama yani bir başka mesaj daha var. Tek tek refere ederek İngiliz teknik adamlar, birisi Alex Ferguson, ötekinin ismini hatırlamıyorum ve İngiliz futboluna dair İngiltere'de verilen, ki hoca bu tip demeçleri genelde İtalya'da verir. Evet. İngiltere'de bir Hull City, hani yüz, yani plan A Galatasaray, plan B Hull City gibi duruyor. Orada da Acun Ucalı. Bunlar da anlaşılabilir normal şeyler. Ben Şota'yı göreve getirdiğimde Fatih Hoca da sorulmuş. Çalıştırıyordu, takım çalıştırıyordu demesiyle parçayı birleştirelim. Fatih tamam. Hoca Hull City'ye kuvvetle ama muhtemel gidiyor, ben size söyleyeyim. Hani Hull City için böyle bir röportaja çok gerek var mı? Orasında şüphem var. Son bir Galatasaray var ama 15 gün var ya seçime. Yani bir orada bir bekleme süresi. Yani iki başkan adayına diyor ki bakın siz bana teveccüh etmezseniz anlarım. Cümleler çok zarif seçilmiş. Fatih Hoca hani alenen diyor ki ben Galatasaraylıyım. Galatasaray'ın evet, beni istemesinden, benim Galatasaray'a gitmemden daha doğal bir şey olamaz. Evet. Ben Galatasaray için her zaman olasılığım ve benim tek olasılığım Galatasaray. Ben Galatasaray'a tek yön bilet alırım diyor. Yani gel derler gelirim, git derler giderim. Şimdi diyor ki yani gerçekten yelkenleri suya indirmiş ve diyor ki bakın diyor çağırırsanız gelirim. Alın size son bir fırsat, yoksa Hull City'ye gidiyorum diyor. Ama şu an ben o muhabirin yerinde olsam The Athletic'in muhabirinin. Çok iyi organizasyon. Söyleyeyim. Ben çok iyi organizasyon. The Athletic'in muhabirinde olsam şu soruyu sorardım. Peki hocam tweetim burada. Nick Miller. Nick Miller. Hey Nick Miller. Do you watch me? Nick so. Miller. So. Peki hocam bu tweet hani son imzaydı? Son imza çok da. Bak bu benim son kalemim. Onik istifa etsin Berkay. Alışmamış yani çalışmamış olabilir dersin. Bak bugün gene bunu örnek verdim yayında. Bu benim son kalemim. Heh. Sen yanlış anladın. Bu benim son kalemim. Yarınki de bunu alırım. O da son kalemim. Hani bu benim son imzam. Yarınki de buraya son imza. Son imza. Yani orada hoca bir kere o tweetle bence hataya. Bak hocanın duygusal mı oldu biraz? Evet. O tweet bir kere bence hataydı zaten. Vallahi en son hatası bu yani. Hani hayır, gelmeme hepimiz, nedeni olarak. Hayır, tweetler konusunda bence bugüne kadar çok iyi kullandı. Ve yaşıyla orantıladığımızda, yaşıtları çok düşündüğümüzde çok da iyi kullanıyor. Müthiş bir sosyal medya kullanımı var. Ancak o son imzamlı cümlesi, şimdi bu cümleler örtüşmüyor. O Nick'in yerinde olsam yazacağım kendisine Twitter'dan. Kardeşim diyeceğim, bro neden bunu sormadın? Ve neden The Athletic? Bak ilk soruma geri dönüyorum. Güzel. Serkan abi biraz ifade etti ama Athletic şu an çok popüler. Türkiye'de neden peki olmadı? Sence bak, neden? Hocanın yalnızlığından hep bahsettik ya. Hoca medyaya da sırtını döndü. Eskiden Serkan abi hatırlar. Hoca bir programda Şansal abiye kazak yollamıştır. Evet, sırf evet, Şansal evet, abi şunu dedi diye. Hocam kazağın da çok güzelmiş. O kazak aslında bir simge. Hocanın ilişkileri basınla o kadar iyiydi ki yıldan yıla, yıldan yıla sosyal medya hayatımıza girdikçe, medyanın yapısı değiştikçe, haber alma çeşidi değiştikçe, iletişimin yönü değiştikçe, tek yönlü bir iletişim vardı. Hocanın dediği gibi tek yönlü bilet, eskiden iletişim öyleydi, tek yönlüydü. Ama şimdi değil. Şu anda izleyen arkadaşlarımız katılamıyorlardı. Şimdi çeşitli ailemizle ilgili de bazen istenmeyen cümleler ediyorlar. Gerçi bugün etmediler çok şükür ama. Yani oraya kadar gidiyor iş. O hak var ya. Hoca kendini yenilerken Twitter'ı çok iyi kullandığı gibi medyayı kullanmadı. Eskiden hocaya yakın muhabirler vardı. Hocayla konuşurlardı, hocadan bilgi alırlardı. Hep böyle dirsek temasındaydılar. Hoca herkesi şimdi tek hocaya yakın olanlar kim? Çok ama işleri iyi gittiğinde. Ama bak burada çok iyi. Az. Bir dakika. Üç kişi şimdi sayarım. Haklarını yemeyelim. Yayından sonra. Çok iyi bir iletişim stratejisi var burada. Hayır, bu çok iyi bir stratejik hayır, neden, iletişim. Neden Türkiye eskiden ya herkes sıraya girerdi, hocayı arardı. Hocam, hocayla röportaj yapmak. Şimdi hocanın konuşmayacağı o kadar belli ki. Bak ben milli takıma kadar götürürüm meseleyi. Hoca o kadar sırtını döndü ki medyaya. Hatalar yaptığında da yalnızlığı sadece kendi camiasında değildi. Medyada da yalnız bırakıldı. Hocayı en çok sevenler hocayı en çok yalnız bıraktı. Ama buna sebep Fatih Hoca'nın kendi stratejileri. Hoca kendisini sevenlere sırtını döndü mü? Döndü. Hocayı sevenler hayır, mi onu yalnız bıraktı? Bence döndü, bu çok tartışılır. Hoca kendi duvarlarını çok yükseltti. Şimdi o duvarları yükselttiğiniz zaman içeride erişim olmuyor. Ondan sonra The Athletic oluyor işte.
Ya da yarın öbür gün La Gazette dello Sport. Bir tek şeye katılmıyorum. Yani orada bence hoca kendini yalnızlaştırdı. Atletik şeytani bir seçim. Yani evet, onun ayrı bir yani muazzam bir strateji. Planın parçası, düşüncenin parçası olduğunu söylüyorsun tabii. Abi. Bak çok açık söylüyorum, hocama da yani gider gitmez bilmiyorum. Genelde gider her şey. Hoca her şeyi takip eder. Kesinlikle. Hani birisi de söyler diye düşünüyorum. Hocam bilmiyorum senin son dönemde iletişimini, stratejilerini kimlerle yaptığını ama bu atletik işini kimle yaptıysan onunla devam et. Ha, atletik işi iyi, ben onu demiyorum. Hulst olayına katılıyor musun abi? Yani araştırmak lazım. Katılmakla beraber şimdi çok hoca doğru proje ya da inandığı proje olmazsa adım atmaz. Hele ki Galatasaray'daki bu başarısızlıktan sonra Hulst'i eğer atıyorum Premier Lig'de direkt olarak oynasaydı, orta sıralarda olsaydı ve sermayesi daha başka olsaydı. İstesimi başka olacaktı. Evet, o zaman daha güçlü olabilirdi ama Hulst'in çıkma şansı bir proje ve özellikle Galatasaray'dan sonra bu hocanın çok atacağı bir adım gibi değil. Ancak şartlar değişirse, daha da güçlü bir proje olursa o zaman olabilir diye düşünüyorum. Yani öbür türlü bu kadro çünkü Hulst'in oynadığı futbolda iki ileri bir geri. Hoca çok yani o sıralarda takım almak yerine İngiltere bile olsa başa oynayan bir durumda ancak olabilir. Ya da Premier Lig olursa olabilir diye düşünüyorum. Ya ben altından giriyorum. Üstünden çıkıyorum. Sağından bakıyorum. Zaten solundan bakıyorum. Tek cevap bu diyorsun yani. Solundan bakıyorum. Fatih Terim'in yüzdeleri değişir. Sen %1 verirsin, ben %99 veririm, sen %42 dersin. Fatih Terim'in şu an bu gezegende çalıştırma ihtimali olan takımlar Galatasaray. Türk milli takımı. Bravo. Fiorentina. Türk milli takımı ve Hull City. Fiorentina da olabilir. Neden olmaz? Ben dördüncü bir takım bulamadım, sen Fiorentina dedin. Saygı duyuyorum ve yazıyorum. Çok takım olur. Fiorentina yazıyorum, saygı duydum. Hı hı. Yani... Bak sıfır diyemedi ama ben herhalde binde bir veririm. Yani hani, bakmak lazım, ödül de aldı orada falan. Şimdi bak Fatih Terim Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en önemli, en başarılı ismidir, kariyeridir. En büyük, Galatasaray'ın en büyük kahramanıdır. Fatih Terim'in bence şu anda çalıştırabileceği senin Fiorentina'nla birlikte sıfır diyemediğim için ben yazıyorum. İhtimal olarak aldık. Yani yazıyorum. Galatasaray, Türk milli takımı yani Kuntz. Daha tehlikenin farkında değildir. Hull City. Ben dördüncü bir takım. Peki, ben yazamıyorum. Giderse de çok şaşırırım. Bosna Hersek milli takımı falan dünya diyorlar. Dünya kupasında Fatih Terim'i görseniz şaşırır mısınız? Şaşırmam. Ama şu andaki durum bu. Dünya kupasında bir milli takım ya da Amerika'da görseniz şaşırır mısınız? Hiç farklı şaşırmam. Farklı proje hiç şaşırmam. Tabii o tamam. Farklı bir durum. Hiç şaşırmam. Onları da ekleyelim. Şöyle bir halinde mi söylüyorsun yoksa tahmin mi? Tamam. Avrupa ve Türkiye olarak. Türkiye zaten evet. Kendisinin ifadesi Galatasaray çünkü dışında olması olmayacak yok. Diyor. Hoca milli takım eğer doğru bir strateji olursa milli takım da artık nasıl diyeyim Dünya Kupası'nda oynayan bir milli takım. Ya da Amerika'da doğru bir teklif olursa Amerika'da olabilir. Bu da bir ihtimal. Yani bu... Bazen hocalar şöyle yapıyor, dinlendikten sonra... Yakında da karar vereceğim diyor hoca ailesi yani. Ailesi zaten Amerika'da. Aynen. Demek bir teklif de var. Yani yakında bir, geleceğim gibi karar vereceğim yakında diyor. Yakında belli olur. Demek ki hali hazırda bir teklif, teklif de var. Belki de var. Yani aynen o öyle. Hull City mi mesela? Yoksa Amerika'dan olabilir bir takım ya da Dünya Kupası'na gidecek bir takım mı yani? Olabilir bakalım. Hani yakında değişi hocanın o ihtimalle güçlendiriyor aslında. Diyor. Ya sen diyorsun ki bir beşinci takım ihtimal de var. Beş ben bir Bosna Hersek yani. Milli takımı abi, diye bir şey duydum. Çünkü birçok ama... milli takımdan Galatasaray'dayken dahi... Bir dirsek teması oldu. Ama sonra nasıl gelişti bilmiyorum. Ama Dünya Kupası'nda oynayan, katılmayı garantileyen bazı ekipler vardı. Sonrasında gelişmedi. Onlar teknik direktör mü kovdular Dünya Kupası'na katılıp? Hayır, hocanın üzerine bir Dünya Kupası ile beraber sistem kurup devam etmek projeler vardı. Olmadı. Bakalım, bekleyelim. Yani hoca öyle bir sürpriz yaparsa da... Katar milli takımı yani, geçmişti bir ara, aynen, bir dönem. Yani Dünya evet. Kupası'na böyle nasıl diyeyim... Şavşalı bir giriş, Fatih Hoca'nın dünya sahnesinde olduğu, Dünya Kupası'nda olduğu bir figür. Hocanın geri dönmesi için futbola tekrar konsantre hoca bırakmamış için. Ki. Bir referans zaten olabilir. Zaten onu da çok ifade ediyor. Biraz dinlenmem lazım diyor ya hoca. Şu an dinleniyorum ama çok yakında da karar vereceğim evet, diyor. Yani bu yaz ailesiyle de konuşup tabii kararı verecektir hoca ama yani ben o dörtlünün dışında da olabilir diye düşünüyorum. Ondan bahsediyorum. Ya bence 3. Sen yani sıfır diyemediğim için Fiorentina ihtimalini... Ama senin bence Dünya Kupası'na katılma ihtimali olan bir takım veya Amerika Fiorentina'dan daha önde bence senin tabii, ihtimal sıralamanda. Tabii tabii şu anki Fiorentina daha başka bir yapı ama orada da... Bence de Fiorentina'dan daha önde. Orada da şu var, İtalyan takımları da Galatasaray'la çalışırken bir... de hocayla sürekli görüşüyordu. Yani hoca sürpriz yapabilir çünkü Avrupa içinde kaldığını biliyoruz İtalya
özellikle Fiorentina'da hakkı yendi hocanın. Milan'da da yendi. O macera kısa sürdü. Oradaki teveccühü seviyor hoca. Oradaki orada İtalyan tarzını da seviyor. Yani. Evet, yani o da ihtimaller arasında. Ama son kararı ailesiyle görüşüp verecek hoca. Hoca ailesi çok etkili her şeyin en güzeline layık. Yani İtalya'dan teknik gelmesi şaşırtılmaz. Hepsi de güzel seçenekler. Bugün yani hani Pereira gibi bir teknik adamın Everton'la flört ettiğini falan gördük. Yani bu gözler hoca zaten Portekizli olsaydı zaten bunları konuşmuyor olurduk. Ben de buraya 3 tane takım değil 122 tane takım yazardım. Hoca Portekizli olsaydı bu kariyerle. Tabii. Yani hocanın talihsizliği Türk olmak. Şöyle bir örnek vereyim. Yani Türk olmakla hepimiz gurur duyuyoruz. Ya da Portekizli olmamak. Hepimiz evet. Hocanın talihsizliği Portekizli olmamak. Asıl şöyle bir örnek vereyim tarihten. 2000 yılı 32. gün programı 18 Mayıs 2000. Galatasaray aldıktan bir gün sonra UEFA Kupası'nı Galatasaray Üniversitesi'nde tarihi bir yayındır o. Rahmetli Mehmet Ali Birant, Fatih Terim, yardımcıları Bülent Ünder, Eser Özaltındere, Müfter Kasap ve yüzlerce genç Galatasaraylı öğrenci eşliğinde Fatih Hoca şunu söylemiştir. Hoca gönderilmeden bir gece önce izledim o programı. Faruk Süren bana izin ver dedi hoca. Bir sessizlik oldu. Herkes Fiorentina falan zannediyor. Hoca Mart ayında Milan'la Mart mı Ocak mı Milan'la görüştü. 2000 yılında Fiorentina'dan önce. Önce. Asıl bir Milan hikayesi var. Ve İtalyanca öğrenmeye de zaten hoca Aralık ayı, Ocak ayı gibi kurslara başladı. Zaten Galatasaray'dan ayrılacağı hocanın 6 ay öncesinden belliydi UEFA Kupası alınmadan. Ve Milan'la görüştü önce, sonra olmadı, Fiorentina oldu, Fiorentina'dan sonra Milan oldu. Bunu niye anlatıyorum? Hocanın İtalya sevdası, hocanın İtalya'ya yönelik düşüncesi hiçbir zaman değişmedi. Oradan da ödüller aldığında mesela beli çok ağrıyordu o gün, ameliyat olma durumu da hatta vardı. Hasta hasta şeye gitti. Fiorentina'da ödül törenine. Orada çıktı. Hazırlık hani, maçı vardı. Hazırlık maçı oldu orada ağırlarla. Yani o şeyi seviyor hoca. Yani umarım yani geleceği parlak olur ama Dünya Kupası'nda görürsek hocayı yani şahsen Cüneyt Çakır gidecek mi gitmeyecek mi? Bunları konuşurken biz gidemedik. Belki de Fatih Terim gider. Belli olmaz. Cüneyt Çakır da gidecektir diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah. Abi ağzına sağlık. Eyvallah. Okuluyoruz yayını. Çok keyifli bir sohbet oldu. Yani Fedano da buradan selam söyleyeyim. Fedano da selam söyleyerek yayınımızı... Kendisi şu an denizde olabilir. Aşığın hala mıydı? Aşığın o. Hatırlatmamızın ardından... Benim değil yani. Senin Yerim abinin değil. Senden bir dinleriz yayın sonrası. Benim sesim çok kötü abi. Ömer'den bana futbol topu verin. Ömer'den evet, diyelim. Ömer'den. Benim yeteneğim. Hatırlatmamızı yaptıktan sonra yayınımızı noktalayacağız. Maç sonu canlı yayınlarımızın sponsoru OK'nin en güzel hali 101 OK Plus. Arkadaşlarınızla ve milyonlarla hem rekabet hem sohbet edebildiğiniz bir oyun. 101 OK Plus NAS Spor izleyicilerine özel 20 bin çip hediye ediyor. Videonun açıklamalar kısmındaki linklerden 101 OK Plus'ı indirip hediye çiplerinizi alabilirsiniz diyoruz. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. OK'in en güzel hali 101 OK Plus sundu.